Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir videomuz olacak. Bugünkü videomuzun konusu cep telefonumdan define bulunur mu? Şimdi arkadaşlar benim bazı Messenger'dan, Facebook'tan bazı arkadaşlarım bana devamlı fotoğraf gönderiyorlar. Fotoğraf analizlerini yapmamı istiyorlar. Bir şekilde ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama bu son zamanlarda farklı farklı yeraltı görüntülemelerle ilgili bir sürü fotoğraflar, videolar falan filan çıkıyor. Şimdi geçenlerde bir tanıdığım bir abimiz vardı. Bana bir tane fotoğraf gönderdi. Dedi ki bana bu fotoğrafın analizini yapar mısın? Bu fotoğraf nasıl oldu diye. Ben de bu fotoğrafın cep telefonu üzerinden olduğunu ve birkaç tane programlarla yapıldığını söyledim. Peki dedi bunu dedi video olarak yayınlar mısın dedi bilgilendirme amaçlı. Tamam dedim abi senin için bulurum programları senin için de yayınlarım. Şimdi arkadaşlar gerekli olan programlarımız bir tane Google Earth Pro, bir tane Tolvis Protos diye bir program. Şimdi arkadaşlar bu programları normalde Google Play üzerinde indiremezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya gidiyorsunuz. Ben ilk önce nasıl indirileceğini söyleyeyim size. Çünkü altta herhangi bir linki falan olmayacak. O yüzden kendiniz indirmeniz gerekecek. Buraya gelelim. Yazalım Google Earth Pro APK. Şimdi arkadaşlar cep telefonu üzerinde indireceğiniz linkler APK olur. Tamam mı arkadaşlar? APK dedim. Bakın arkadaşlar. Karşınıza bazı yerler çıktı. Bu indirebileceğiniz siteler. Tamam mı arkadaşlar? Buradan indirebilirsiniz. Gelelim şu bölgeye. Şuradan mesela şöyle yapalım. Google bazı arkadaşlarımız bana söylüyorlar nasıl olduğunu. Pro diyelim. Mesela şöyle geldiğimizde kendisi de zaten burada yok. Çünkü Türkiye'de uyumlu olmadığı için vermiyor bu Google Play'e. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunu internette indireceksiniz. Bir dahaki önce şeyimiz Tolvis Potos diye bir program. Gelelim bu tarafa. Tol şöyle indirdiğimizde Tolvis Potos. Yukarıdakine tıkladığımızda buradan arkadaşlar indirebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Programlarımız bunlar. Bunları geçelim şimdi. Bunu da geçelim. Bu bizim kaydımız. Şimdi arkadaşlar Google Earth Pro'muza girdik. Burada şöyle dünyamızı şu şekilde getirelim. Güzel bir uygulama. Cep telefonu üzerinden kaliteli ise cep telefonunuz rahat rahat bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde döndürelim. Burası Türkiye. Bunu geçelim. Buradan ne arayalım? Tabii ki bir tane tümülüs arayalım. Daha iyi verimli olsun diye. Geçelim. Belevi demiş. Geç bunu. Geç. Şunu tıklayalım. Zaten resmi de şurada belirdi ne oldu. Buraya gelelim. Zaten daha önceden de bu tümülüs hakkında bir videomuz da olmuştu. Tamam arkadaşlar şunu bir indirelim. Şuraya bir gelelim. Burası. Şu metre işaretine tıkladığınızda bakın arkadaşlar düzeldi. Şimdi gelelim şu şekilde büyütelim. Tamam mı arkadaşlar? Buraya geldiğinizde şunu bir tıklayalım. Şurayı bir tıklayalım. Buradan kartpostal oluştur diyorsunuz. Kartpostal oluşturmaya tıkladınız. Bakın kartpostal oluştu. Nereye yollamak istiyorsunuz? Tolvis Potos programına. Bu şekilde geldi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çok detaylı bir program. Çok karışık bir program. Aslında Türkçe ama
çok fazla özellikli olan bir program. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü özelliği var. Güzel tarafı da Türkçe olması. İngilizce değil. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Herhangi bir reklam falan da vermiyor. Yani son derece ücretsiz, rahat rahat kullanın. Filtreleme yeri, portre, efektler, dekorasyon, metin, arttırmak demiş, fotoğraf seç. Burada da sanat gibisine şeyler. İlk başta bir tanıtma amaçlı olunca şurada kırpma, fotoğrafı kırpabiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Perspektif olarak ayarlayabiliyor, büyütüp küçültebiliyorsunuz. Mozaik demiş, yani bozabiliyor ekranı, çizebiliyorsunuz. Yama, boyutlandırma falan diye gidiyor. Tonlama, çok fazla burada ayarlarımız olduğu için hepsine şeyiz, yani kullanamayacağımız için ben sadece kullanacağımız birkaç ayarı göstereceğim ben size burada. Bunu da geçelim filtre bölümüne. Filtre bölümünde de değişik değişik ayarlar falan var. Bunları istediğiniz zaman kurcalayabilirsiniz. Şimdi biz ilk etapta sizinle birkaç ayar üzerinde çalışalım. Çünkü ben de çok hakim değilim bu programı. Biraz kurcaladım. Kurcaladığım kadar da size göstereyim. İlk başta bu programın, yani resmin HD'liğini bir güçlendirelim. Önce bir HDR diyelim. Şu şekilde. Şu şekilde güzel oldu. Yukarıdan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Okey. Bir daha geldik. Bir daha tıkladık. Şu anda HDR'si güzel. Hem bu şekilde deneyeceğiz, hem sade olarak deneyeceğiz. Tıklayalım. Geldik. Tamam. Burayla bir işimiz kalmadı. Şimdi gelelim tonlama bölümüne. Tonlama bölümünde de ne yapacağız? Buradan ilk önce şuradan seviye bölümüyle biraz kurcalama yapalım. Şöyle şimdi şu ayarı açtığımızda direkt netliği gidiyor, beyazlık geliyor. Aşağı ayarıyla oynamayacağız. Burada RGB, burada kırmızı, burada yeşil, burada mavi. Yani burada da KYM demiş. Yani kırmızı, yeşil, mavi ayarları bir arada. Karışık. Gelelim şöyle. Şöyle ayarlarımıza gelelim. Çok kararlı, şöyle biz gelelim. Buradan tik diyelim. Buradan ışınlama diyelim birazcık. Rengini açalım. Burada tıklayalım. Şimdi renk dengesi ayarlar. Buradan da çıkalım. Burada bir şey yok. Buradan bükme dedik. Alttaki bükme kırmızı, yeşil, mavi. Aynı şekilde kırmızı, yeşil, mavi ayarı. Tamam mı arkadaşlar? Son derece güzel bir program. Rahat rahat çalışabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, gerçeklik payı yok. Ama bazı arkadaşlar bu şekilde buluyoruz, ediyoruz, para istiyoruz gibisine konuşmalar oluyormuş. Öyle duydum. Kesinlikle itimat etmeyin. Paranızı kaptırmayın. Tamam mı arkadaşlar? Tekrardan şunu indirelim. Yukarı kaldıralım. Şu şekil kaldıralım. Şöyle.
Bunu da tamam diyelim. Şimdi tekrardan geldik. Bir daha indirelim. Kaldıralım. Arkadaşlar pek bu şekilde bir şeye benzemedi işin doğrusu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Fotoğrafımızı en başa geriye alalım. Geriye aldık. Şimdi orijinalden tekrardan bir daha bir yapalım. Kartpostal oluştur. Tall viz dedik. Buradan hiç bu ayara gelmeden filtre, tonlamaya geldik. Buradan ilk önce seviye bükmeye geldik. Bükmeden indirdik. Şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Ben daha önce kurcaladığım için şöyle bir geriye gelelim. İlk önce seviye diyelim. Şu ekranın ışığını açayım. Bu şekilde bir daha geri gelelim. Direkt şuraya geldik. Geri gelelim. Bükme. Bükme olayını indirelim. Buradan işaretledik. Bir daha bükmeye geldik. Kaldıralım. Bir daha okeyledik. Tekrardan bir daha bükme. Bir daha indirdik. Bir daha kaldırdık. Bu şekilde tonlama diyelim bir daha. Bir daha bükme. İndirdik. Kaldırdık. Okey dedik. Resmimizi şöyle bir kontrol edelim. Tekrardan geldik. Seviye bölümünden biraz oynamamızı yapalım. İşaretimizi koyalım. Tekrardan bükmeye geldik. İşaretimizi koyalım. Tekrardan bükme dedik. Son işlemimizi de yapalım. Ondan sonra analizimizi yaparız. Tamam. İşlemimiz
Bitti arkadaşlar. Şimdi burada anormal yerlerimizi şöyle bir kontrol edelim. Anormal yer olarak dikkat ederseniz sadece şu bölgede bir yeşilimsi yer var. Burası bir karartı olmuş. Şurada şu bölgede bir karartı var. Şu bölgede. Arkadaşlar işlem bu şekilde yapılıyor ama bu program üzerinden yapılmayabilir, yapılabilir ama farklı farklı programlar üzerinden yapılan çalışmalara bu şekilde inanmayın arkadaşlar. İsterseniz burada bir sürü ayarlar var. İstediğiniz ayarı getirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. O sizin bildiğiniz ama gerçekten gerçeklik payı yok. Tamam mı arkadaşlar? Durum bu. Gelelim. Işınlama demiş. Hani diyebiliriz de şu tarafta mavilik var. Şurada bir mavilik var. Burada bir gaz var. Bakın yer burası falan filan gibisine. Bir sürü şey diyebilirler. Yani programın amacı bu. Yapılış şekli bu şekilde yapılıyor. Tamam arkadaşlar, tekrardan söylüyorum. Bu şekilde yapılanlara itimat etmeyin. Bu şekilde yeraltı görüntüleme diye bir şey yok. Varsa da kim yapmış, çıkarmış mı diye sorarım arkadaşa. Durum bu. Büyük ihtimal yorumların altında çeşit çeşit ben yaptım, ettim, güzel oldu, şudur budur yazanlar da olacak. Sıkıntı yok. İsteyen istediğini de yazabilir. Durum bu. Şimdi bazı arkadaşlarımız da ifşa ettiğimiz için de hoşlarına da gitmiyor. Çünkü para kazanamıyorlar. Bilgilendiriyoruz çünkü insanları. Yavaş yavaş da abonelerimiz çoğalıyor. Bilgilenen insanlar, izleyen insanlar daha fazlalaşıyor. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Esen de kalın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.